Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeden. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli gönül dostlarım, her zaman sohbetimize Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Şeyh Muhammed-i Küfrevi'den aldığı en son manevi dersiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî kaddere mekâdirel eşyâe bi kudretihi ve savvere tesâvirel eşkâre bi azametihi ve salâtu ve selâmu alâ sayyidina Muhammedin dâirul merkezin nübüvveti ve alâ âlihi ve sahbihi sahibül futûveti vel murûve mâ dâretin nücûmu fîs sütûhil eflâk ve sâletil guyûmu fîs zevâyel gubra. Evet değerli gönül dostlarım. Ve Saadet Dairem programımıza da Şeyh Cesim Efendi'nin Şeyh Muhammed-i Küfrevi makamı üzerine yapmış olduğu, yazmış olduğu ilahisiyle başladık. 2006'da Demet Evlerinde kurmuş olduğumuz dergahımızda bu ilahiyi bizim, evet, ilahi ekibimiz, İpek Yolu grubu bu ilahiyi derlediler, bu şekilde ifade ettiler. Cenab-ı Erhamer Rahimin bizleri zevat-ı kiramın şefaatine nail eylesin. Burada da bizi salihlerle beraber eylesin. Ahirette de bizleri onlarla beraber eylesin diyoruz. Değerli gönül dostlarım, Seyyide Hazretleri de inşallah ilerideki programlarımızda Kanal 5 koordinatörümüz Atıf Hocam'la beraber inşallah Seyyide'yi konuk edeceğiz. Bu bilgiyi de hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Ve Seyyide Hazretleri inşallah bu kışın da Ankara'da olacak. Medresede talebelerine elhamdülillah ilim veriyor. İlimden istifade etmek isteyen bütün kardeşlerimize kapımız ardına kadar açıktır. Atapark'ta medresemiz var. Demet Evlerinden de elhamdülillah derneğimiz var. Ve her perşembe akşamları da sohbetlerimiz var. Ve Seyyide Hazretleri bugün itibariyle Demet Evlerindeki derneğimizde sohbetini inşallah verecektir. Bütün kardeşlerimiz davetlidir. Değerli gönül dostlarım, bugünkü sohbetimiz de namaz olacak. Çok kardeşlerimiz telefonla ulaştılar. Hocam ne olur namazdan bahsedin, çocuklarımız da namaz kılsınlar diye çok istekte bulundukları için biz de bugün konumuzu, sohbetimizi namaza tahsis ettik. Cenab-ı Hak bizleri namaz kılanlardan eylesin. 124 bin peygamber rişanın içerisinde ulu azım olan 5 büyük peygamberden birisi de Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Allah Hazreti İbrahim aleyhisselama halilim demiştir, dostum demiştir. Dolayısıyla o yüce peygamber çocuğu için, ailesi için makam, mevki, servet ve şöhret istemiyor. Şöyle diyor, ya Rabbi beni ve benim evlatlarımı namaz kılanlardan eyle. Cenab-ı Hak bizim dualarımızı, evet, Hazreti İbrahim aleyhisselamın dualarına ilhak buyursun, bizi ve evlatlarımızı 5 vakit namaz kılanlardan eylesin. Ankebût suresinin 45. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu mâ uhiye ileyke minel kitâb ve akîmus salâh. İnne salâte tenhâ anil fahşâi vel munkar ve le zikrullâhi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesnaun. Sadakallahul azim. Cenab-ı Hak Habibi edibine Hazreti Muhammed Mustafa'sına şöyle emrediyor. Ey Habibim, sana vahy etmiş olduğumuz kitabı, yani Kur'an-ı Azimüşşan'ı oku. Ardından da ve akimus sala, namaz kıl ey Habibim. Allah kainatın efendisine Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a emrediyor. Sana göndermiş olduğum, vahyetmiş olduğum kitabı oku. Hemen ardında ve akimus salah, ey Habibim namaz kıl. Ve neden? İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz insanları hayasızlıktan, kötülüklerden muhafaza eden bir kalkandır, bir zırhtır. İnsanı koruyor. Hayasızlıktan ve fahişlerden, bütün kötülüklerden, münkerlerden Allahu Teala insanı koruyor. Namaz bir koruyucudur, bir kalkandır. Veladikrullahi ekber, Allah'ı zikretmek en büyüktür. Vallahu ya'lemu ma tesnaun,
Allahu Teala yaptıklarınızdan haberdardır ve her şeyimizden Allahu Teala bilgisi vardır. Ya'lemu. Değerli gönül dostlarım, Allah yaptıklarımızdan, söylediklerimizden, düşündüklerimizden de Cenab-ı Hak haberdardır. Böyle bilmek lazım. Ve in kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeden. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. An Ebi Hüreyre radıyallahu teala anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, es-salavatul khamsu vel cumu'atu ilel cumu'a ve ramadana ile ramadan mukaffiratu lima beynehunne İzştünibetil kebair revahu muslim. Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beş vakit namaz kendi arasında, bir cuma diğer cumanın arasındaki günahlara kefarettir. Bir Ramazan diğer Ramazan ayının arasındaki günahlara kefarettir. Evet değerli gönül dostlarım, işte kıldığımız namazlarımız bizim günahlarımızın affına vesiledir. Bugün Serhat Huzur Camii'nde yapmış olduğum sohbette de yine abdestle ilgili birkaç hadis-i şerif irad ettik. Allah Resulü buyuruyor aleyhissalatu vesselam, "Men tevedde'e fe ehsenel vudu." Kim abdest alır ve abdestini de adabına, erkanına, yani farzlarına, sünnetlerine uygun bir şekilde abdestini alır ve ardında da şöyle derse, Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduke ve resuluke gufire lehu. Allah Resulü buyuruyor, kim güzel bir abdest aldıktan sonra ben şehadet ederim, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah birdir, onun eşi ve ortağı yoktur. Ben şehadet ederim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, onun peygamberidir, onun kuludur. Allahümme cealni minet tevabin ve cealni minel mutatahhirin. Ya Rabbi beni tevbe edenlerden eyle, tevbesi kabul olanlardan eyle, temiz olanlardan eyle derse Allahu Teala o kişinin günahlarını affeder. Abdest bizim için bir arıtma cihazı, namaz bizim için bir arıtma cihazı, günahlardan kurtulmanın yolu ibadettir, Allah'a yöneliştir değerli gönül dostlarım. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar hocam. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hocam benim sorum şöyle, Şafii mezhebinde cenaze evet. Namazı şart mıdır? Cemaat olarak yani, tek değil cemaat olarak. Evet. Tabii i̇kinci ki... sorum ise... Evet. İkinci sorum ise, seferi olan bir imam nezaketen öne geçtiği zaman... Mukim olan bir cemaate imamlık yapabilir mi? Evet, evet. Birinci sorunuzdan başlayacak olursak, cenaze namazı tabii ki kılmak farz-ı kifayedir. Ama cemaat da kılınacak diye bir farz değil. Bir kişi de cenaze namazını kılarsa o görev ifa edilmiş olur. Ama cemaat da kılınırsa, çok kişi katılırsa elbette onun sevabı da büyüktür. Hazreti Peygamber'in bu konuda çok hadisleri vardır. Şu bir hadiste bu konuya değinmekte fayda vardır. Kim hangi cenazenin arkasında üç saf namaz kılınırsa üç saf, o kişinin af olunmasına vesiledir. Veya başka hadislerde de 100 kişi bir ölen kişinin cenaze namazını kılarsa Allah onu affeder. Demek ki namazın önemi büyüktür ama cemaat da kılınacak diye bir şart yoktur. Yalnız bir yerde cenaze namazı var, cenaze varsa o mahallede ona yakın, onu duyan ne kadar kişi varsa ondan mesuldür. Onu kılmak mecburiyetindedir. Şöyle, ama nasıl bir farzdır? Farz-ı kifayedir. Bir kişi de o cenaze namazını kılarsa diğer herkes o şeyden kurtulmuş olur. O sorumluluktan kurtulmuş olur. Ama hiç kimse kılmasa herkes ondan mesul olur. Bu birincisi. İkincisi ise imam seferi ise cemaatin önüne geçip kılabilir. Mukim de kılabilir, seferi de kılabilir. Ama seferi olan bir kişi cemaatin önüne geçer, namaz kıldırmaya kalkışırsa ne yapacak? Cemaate diyecek, ben seferiyim, ben namazımı iki rekat olarak kılacağım. Öğle namazı, ikindi namazı ve yatsı namazı. Tabi sabah ve akşam aynen kılınır. İkindi, öğle ve yatsı namazlarını kıldıracak olursa seferi bir imam, arkasındaki cemaati uyaracak. Ben iki rekat kıldıktan sonra selam vereceğim. Siz namazınızı üçe ve dörde tamamlayın demesi gerekir. Uygun olan oldu, budur. Tamam, sağ olun.
İyi akşamlar hocam. Sağ olun, teşekkürler, hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Evet, değerli gönül dostlarım, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 5 vakit namaz kendi arasındaki günahlara, evet nedir? Kefarettir. Sabah namazını kıldın, öğleye kadar günah işledin. Öğle namazını kılınca o sabah ile öğle arasındaki günahları giderir. İkindi ile öğle arasındaki günahları giderir. Akşam namazı ile ikindi arasında, yatsı ile akşam namazının arasındaki günahlara kefarettir diyen Hazreti Muhammed'in Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. Bir cuma diğer cumanın arasındaki günahlara kefarettir. Bir Ramazan diğer Ramazanın arasındaki günahlara kefarettir. Bazı hadis-i şeriflerde de minel umreti ilel umreti kefaretu lima beynehuma, minel haccı ilel haccı kefaretu lima beynehuma. Bir umre de diğer umrenin arasındaki günahlara kefaret, bir hac da diğer hacın arasındaki günahlara kefarettir. Evet, Allah bize bu imkanları, bu ikramları vermiştir. Biz de bunları üşenerek değil, sevinerek, iştiyakla bu ibadetleri ifa etmemiz lazım. Ve anhu yine Ebu Hureyre'den rivayeten قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا sizden birinizin ey ashab-ı güzin birinizin kapısında evin önünde bir nehir aksa o kişi de günde 10 o nehirde 5 defa yıkanırsa هل يبقى من درنه شيء o kişinin üzerinde bir kir kalır mı diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam örneklendirmek suretiyle soruyor ashab-ı güzüne. قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ Ey Allah'ın Resulü, o kişinin üzerinde hiçbir kir kalmaz diye cevap verirler. قَالَ ذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ 5 vakit namaz kılmanın durumu da budur. Yani يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَتَايَا مُتَّفَّقٌ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ مُتَّفَّقٌ عَلَيْهِ olan bir hadis-i şeriftir. İşte 5 vakit namaz kılanın durumu da budur. 5 defa yıkanın üzerinde nasıl kir kalmazsa, 5 defa namaz kılanın üzerine de kir kalmaz. Mümin namaz kılmak için ne yapıyor? Önce abdestini alıyor. Bedenin üzerinde bir kir varsa onu gideriyor. Ve daha sonra temiz bir mekanı arıyor. Namaz kılabilmek için bütün bu temizlikleri yapma imkanımız olduğu için biz bunları yapıyoruz. Peki üzerimizdeki günahlarla huzur-i ilahiye nasıl sıkacağız? Allah meleklerine emrediyor. Ey meleklerim, kulumun sırtındaki günahlarını kaldırın. Hatta ya'buduni tahiren. O bedenini temizledi. Temiz elbiseler giydi. Temiz mekana geldi. Bana yöneldi. Onun üzerindeki günahları da kaldırın ki bana tertemiz bir şekilde ubudiyet görevini, ibadet görevini ifa etsin. Melekler kaldırıyor. Kul namazını kılıp selam verince melekler günahlar elinde bekliyor ya. En'idu aleyhe ya Rab. O günahları tekrar sırtına yükleyelim mi diye sorduklarında Cenab-ı Hak ey meleklerim o benim Rablığıma, uluhiyetime, azametime yakışmaz. O kaldırdığım günahları götürün denizlere atın demek suretiyle namazın insanın günahlarına kefaret olduğunu bu hadiste de anlıyoruz. Öyleyse değerli gönül dostlarım 5 vakit namazımızı aman aman kaçırmayalım. Bu bir lütfi ilahidir. Es-salatu mi'racul mu'minin. Namaz müminlerin mi'racıdır. Mi'racın anlamı ise yükseliştir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Mi'raca giderken hediye olarak verilmiştir. 50 vakit namaz olarak verilmiş ama Musa ile karşılaştıktan sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 50 vakti senin ümmetin ifa edemez, bu görevi yapamaz demek suretiyle 4 defa Peygamberi huzur-i ilahiye döndürmüş ve en son 5 vakit namaz Hazreti Peygamber ve ümmetine farz kılınmış Mi'raç gecesinde. Kim 5 vakit namazı kılarsa 1'e 10 mükafat verileceği için 50 vakit namazı kılmış sevabına ulaşacaktır. Cenab-ı Hak bizleri ve evlatlarımızı 5 vakit namaz kılanlardan eylesin. Evet değerli gönül dostlarım, namaz bizim için bir lütfi ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bir nimeti Rabbani'dir. Ve an Enes'in قَالَ جَاءَ رَجْلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي أَسَبْتُ حَدًّا
Adamın birisi Hazreti Enes buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ya Resulallah ben bir günah işledim, bir hata işledim. Ondan dolayı da had gerekiyor, ceza gerekiyor. Benim haddimi feakimuhu aleyye, onu uygula ya Resulallah. Kale ve lem yes'elhu anhu. Allah Resulü sormadı. Ne işledin, ne yaptın, hangi günahı işledin, haddinin uygulamasını istiyorsun diye Allah Resulü bir şey sormadı. وَحَدَرَتِ الصَّلَاتُ Namaz vakti girdi. فَسَلَّمَ عَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ O peygambere gelip bana had uygulayan diyen kişi Allah Resulü ile beraber namazını kıldı. فَلَمَّا قَدَى نَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَسْصَلَاتَ Allah Resulü namazı kılıp bitirdikten sonra قَامَ رَجُلْ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ اِنِّي أَسَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِيَ كِتَابَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Resulü, ben bir hata işledim. Allah'ın kitabına uygun bir şekilde haddim neyse, cezam neyse onu uygula üzerimde, yine tekrarladı. قَالَ اَلَيْسَ سَلَّيْتَ مَعَنَا Sen de bizimle beraber bu kıldığımız namazı kılmadın mı? قَالَ نَعَمْ Evet ya Resulallah, ben de sizinle beraber bu namazı eda ettim. قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ Allah-u Teala bu namazı kılmakla senin günahlarını affetti. Had uygulamaya gerek kalmadı diye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifle şu mesajı veriyor. Namaz müminin, evet inananların günahlarına kefarettir. Her kıldığımız bir namaz bizi yeniden günahlardan temizlenmiş bir hale getiriyor. Anamızdan doğmuş bir hale getiriyor. İşte bu nimeti ilahiyeyi hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Bu görevimizi devamlı bir şekilde ifa etmeye çalışalım. Ve an İbn Mes'ud قال سألت نبي صلى الله عليه وسلم İbn Mes'ud diyor, ben Peygamber İsa'nın aleyhissalatu vesselama sordum. Eyyül e'malu ehabbu ilallahi teala? Allah-u Teala'nın en çok sevdiği amel veya diğer bir ifadeyle Allah'ın en çok hoşuna giden amel nedir? قَالَ اَصَّلَاتُ لِوَقْتِهَا Vaktinden kılınan namazdır. Vaktinde namazlarımızı eda edelim. Ezan-ı Muhammediye okunur okunmaz, vakit girer girmez namazımızı ifa edelim. Şeytan bizi aldatmasın. Daha zaman var, daha vakit var demek suretiyle bir saat sonra, yarım saat sonra derken vaktin sonuna geliyor, bazen de inşallah kaza ederim der geçersin. İşte şeytan bizi aldatıyor. Çünkü ezan-ı Muhammediye okunduğu zaman şeytanlar hep yayılır. O kişilerin, müminlerin, inananların namaza gitmemesi için ellerinde ne imkan varsa, ne türlü desiseler, fitneler, ne türlü vesveseler varsa hepsini uygulamaya koyuyorlar, devreye giriyorlar. Öyleyse şeytana mahal vermeden hemen vakit girer girmez namazımızı kılmaya çalışalım. Yani Allah-u Teala'nın en çok hoşuna giden amellerin başında namazlarımızı vaktinde kılmaktır. Kur'an öyle diyor. وَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Veyl olsun, yazıklar olsun. Veyl cehennemin bir tabakasıdır. Diğer bir ifadeyle yazıklar olsun. Diğer bir manasıyla azaptır, azap olsun kime? Lil musalli, namaz kılanlara. Nasıl namaz kılanlara yazıklar olsun, cehennem tabakası olsun? Kimler? اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazlarını tehir edenler, geciktirenler için yazıklar olsun, cehennem tabakası olsun diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için değerli gönül dostlarım, bu ayetin evet, gadebine mazhar olmamak için yapmamız gereken nedir? Beş vakit namazımızı vaktinden, vaktin evvelinden kılmaya çalışalım. قُلْتُ ثُمَّ اَيُّ Ben hemen ardında Hazreti Peygamber'e sordum. Daha sonra Allah'ın en çok sevdiği amel nedir? قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنَ Ana babaya iyilik yapma. بِرُّ الْوَالِدَيْنَ Bu da önemli bir konu. İnşallah bir gün Saadet-i Dareyn programımızdan ana baba hakkı ile ilgili inşallah bir program yapacağız. Birrul valideyn, ana babaya iyilik yapmak. Kultu thumme eyyü, hemen devamından sordum. Peki daha sonra Allah'ın en çok sevdiği amel nedir? Kale el cihadu fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmektir. Kale hadetheni bihünne
Evet, bunlar bu şekilde İbn Mesud Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alarak bize nakletmiştir. Hemen bütün amellerin başında gözümüze çarpan nedir? Değerli gönül dostlarım, Allah Resulü buyuruyor: "Es-salatu li vaktiha", vaktinde kılınan namazdır. Allah 5 vakit namazı bize, evlatlarımıza nasip eylesin inşallah. En ibadete bin samitin قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَمْسُ سَلَوَاتٍ اِفْتَرَدَهُنَّ اللّٰهَ تَعَالَى. Allah-u Teala 5 vakit namazı farz kılmıştır. Bazıları çıkıp işte efendim Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namaz yoktur. Kur'an-ı Kerim'in zamanımız kısa olduğu için bütün bu ayetleri okuyamıyoruz. Değerli gönül dostlarım, Kur'an'ın değişik ayetlerinde 5 vakit namaza işaret eden çok sayıda ayeti celileler vardır. Daha suresinde ve diğer sure celilelerde mevcuttur. Ama özellikle Kur'an'ı bize en iyi anlayan, bize en iyi aktaran kimdir? Hazreti Muhammed'in Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. Benim Habibi edibim, Hazreti Muhammed Mustafa'm aleyhissalatu vesselam'ım hiçbir şeyi kendiliğinden söylemez. Kendisine ancak göndermiş olduğumuz vahiy ile peygamber hitap eder. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz birçok sahih hadislerinde şöyle buyuruyor: "Hamsu salavatin", bakın 5 vakit namaz. 5 vakit namaz peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Bunun bir ikisi yoktur. 5 vakit namaz yoktur diyen bir insan ünvanı ne olursa olsun, İster prof, ister hangi makamda, mevkide olursa olsun, vallahi azim bir hoca olarak bunu anlatıyorum ve çekinmeden de altını çizerek söylüyorum. 5 vakit namaz yoktur diyen bir insan kızıl bir kafirdir. 4 dörtlük bir kafir, dinden çıkar. Bir adam namaz kılmasa, 5 vakit namaz haktır ama kılmıyorum derse günahkar olur. Kabul ediyor, kılmıyor, günahkar oluyor. Ama bir insan yani namaz da kılsa 5 vakit namaz yoktur derse kafir olur. Allah muhafaza. Peygamber 5 vakit namaz var. Men ehsene vudu'ehunne, kim abdestini adabına uygun bir şekilde alırsa, ve salahunne li vaktihinne, 5 vakit namazını da vaktinden eda ederse, ve etimme ruku'ehunne ve huşu'ehunne, ve huşu ile rükularına, secdelerine dikkat etmek suretiyle eda ederse, bakın kâne lehu alallâhi ahden, evet en yuğfere lehu, Allah ahd ediyor, Allah söz veriyor değerli gönül dostlarım, kim 5 vakit namazını kılarsa ben onu affedeceğim. Ve men lem yef'al feleyse lehu alallâhi ahdun, ama 5 vakit namazını kılmayanlar için böyle bir vaad-i sübhani yoktur, böyle bir söz-i sübhani yoktur. İn şâe gafara lehu ve in şâe azabehu, Allah dilerse onu affeder, dilerse onu azaplandırır. Ama namaz kılan için Allah ahd ediyor, söz veriyor. Değerli gönül dostlarım, kim 5 vakit namazını kılarsa Allahu Teala o kişiyi affedecek müjdesini veriyor, sözünü veriyor. Haşa Allah sözünde yani döner mi? Değerli gönül dostlarım, onun için 5 vakit namazımızı kılmaya gayret edelim. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Allah Resulü şöyle buyuruyor: "Sallu khamsakum", 5 vakit namazınızı kılın. Bakın 5 vakit namaz. Her hadisten 5 vakit namaz. Yani namaz 5 vakittir değerli kardeşlerim. "Ve sumu şehrekum", Ramazan ayının orucunu tutun. "Ve edu zekate emvalikum", malınızın zekatını da verin. Ve eti'u zâ emrikum, siz kendi yöneticilerinize de tabi olun. Onların da emirlerine tabi olun. Tedhulu cennete rabbukum, revahu Ahmed ve Tirmizi. Rabbiniz de sizi cennetine koysun. Bugün yine Serhat Huzur Camii'ndeki sohbetlerimizden geçti. Allah Resulü buyuruyor: bir mümin abdestini adabına, erkanına riayet etmek suretiyle güzel bir abdest alırsa ve kıbleye döner, biraz önce de ifade ettim, "Ya Rabbi beni tevbe edenlerden, Ya Rabbi beni temiz olanlardan eyle" diye dua ederse, "Neşhedü en la ilahe illallah
vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resulü derse fütihat lehu ebvâbe cennet es-semâniye. Cennetin 8 kapısı var. 8 kapısı da o kişi için açılır. Hangi kapıdan cennete girmek isterse oradan girer diyen Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Yani namazını kılan bir kişinin evet gideceği yer cennettir. Allah bizi cennetine dahil eylesin inşallah. Ve an Umar bin Şuayb'in, Amr bin Şuayb'in an ebihi an ceddihi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. Allah Resulü buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına girdiği zaman onlara namaz kılmayı emredin diyor peygamber. Çocuk 7 yaşına giriyor, namaz kılmayı emretmiyoruz, öğretmiyoruz. 10 yaşına giriyor, yine öğretmiyoruz. 18 daha küçüktü derken 18-20 yaşına geliyor. Ondan sonra hocam çocuğum namaz kılmıyor, buna dua et. Sen ağaç yaş iken eğilir bu sözü bilmez misin? Bu atasözü hiç dinlemedin mi, hiç işitmedin mi? Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özellikle muru evladekum bis salati ve hum ebna'u seb'u sinin. Çocuklarınız 7 yaşına girdiği zaman onlara namaz kılmayı emredin. Devamında vadribuhum aleyha ve hum ebna'u aşri sinin. 10 yaşına geldikleri zaman namaz kılmayı emredin. Eğer namazı ifa etmiyorlarsa yüzüne değil ama vücuduna da biraz hakimiyeti kuracak baba. Biraz da korku suretiyle vuracak. Vurun diyor peygamber. Namaz kılsın çocuğunuz. Yani müjde ile korku arasında bu işi götürmek lazım. Ama asrımızda günümüzde sevdirmek suretiyle, teşvik etmek suretiyle, ödüller vermek suretiyle evlatlarımızı küçükken, küçük yaştan 5 vakit namaza alıştıralım. Bu peygamberin emridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor değerli gönül dostlarım. Kişi 40 yaşına kadar şeytan onunla uğraşır. Görevi nedir şeytanın? Aman 40 yaşına kadar bu secde etmesin. Namaz kılmasın, ibadet etmesin. Allah'a karşı mükellefiyetini yerine getirmesin diye şeytan uğraşır. 40 yaşına girdiği zaman Allah Resulü buyuruyor aleyhissalatü vesselam, şeytan aleyhillâne gelir, o kişinin alnının ortasında öper ve şöyle der, seni tebrik ederim. Sen 40 yaşına kadar namaz kılmadın, secdeye varmadın, bundan sonra benim seninle işim de yok. Bundan sonra da secdeye varmak mümkün değildir. Bu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hadisidir değerli gönül dostlarım. Onun için alnımız secdeyi görecek. Allah Resulü buyuruyor aleyhissalatü vesselam, secdetün derecetün, secdetün derecetün, her bir secde müminler için bir derecedir. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ عَبْدُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ سَاجِدًا. Kişinin Allah'a en yakın anı secde anıdır diyen yine Peygamber İshan aleyhissalatü vesselam'dır. Allah bizi secde edenlerden eylesin. Kabra girdiğimiz zaman ne diyor peygamber? اَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَبْدُ بِهِ اَسْسَلَى. İlk kişiye kabirden de sorulacak sorulardan birisi de 5 vakit namazdır. Eğer kişi namazını tamamıyla ifa etmişse onun kurtuluşu da mümkündür. وَعَنْ اَبِ زَرٍ اَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ. Hep beraber Ebu Zer'in radıyallahu teala anhu'nun Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifi hep beraber dinleyelim. Haraca zemenu şita. Evet, Allah Resulü buyuruyor aleyhissalatü vesselam, kış gelip çatmış kapıda. Allah Resulü Ebu Zer'le beraber çıktı. Vel veraku yetehafetu. Ağaçlarda da yapraklar sararmış, yavaş yavaş dökülüyor. فَأَخَذَ بِغُسْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağacın iki dalından tuttu diyor Ebu Zer-i Gıfari. فَجَعَلَ ذَٰلِكَ الْوَرَقْ يَتَهَافَتُ. O yapraklar da düşüyordu. Ve şöyle dedi Peygamberimiz. فَقَالَ يَا أَبَا زَرْ. Ey Ebu Zer dedi. قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Buyurun ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.
قال إن العبد المسلم ليسلي صلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Zer, bu ağacın yapraklarının düştüğünü görüyor musun? Evet ya Resulallah, işte beş vakit namaz kılan bir kişinin durumu da bu ağacın sararmış yaprakların düşmesine benzer. Mümin namazını kılınca o yapraklar düştüğü gibi müminin de günahları dökülür, düşer, temizlenir diye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ağacın iki dalında tutmak suretiyle bu örneği Hazreti Ebu Zer'e göstermek suretiyle evet müminin namaz kılarken nasıl af olduğunu, günahlardan temizlendiğini Allah Resulü bu şekilde gösteriyor. Cenab-ı Hak beş vakit namaz kılanlardan eylesin. Günahları af olunan kulların zümresine hepimizi nail eylesin inşallah değerli gönül dostlarım. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عَمْرٍ بِنِ عَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ قَالْ ذَكَرَ السَّلَاةَ يَوْمًا. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazdan bahsedince şöyle buyurdu. فَقَالْ مَنْ حَافَذَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim beş vakit namazını eda ederse onun için hem nur vardır, hem delil vardır, hem de kurtuluş vardır. وَمَنْ لَمْ يُحَافِذْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا. Evet, kim beş vakit namazını kılmazsa onun içinden nur vardır, ne delil vardır, ne de kurtuluş vardır. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Hadis-i şerif devam ediyor. Kıyamet gününde namaz kılmayanlar kimlerle beraber arş olacak? Allah muhafaza. مَعَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بِنِ خَلَفَ رَوَاهُ اَحْمَدْ. Evet, namaz kılmayanlar yarın mahşer gününde Karun'la, Firavun'la, Haman'la, Übeyye bin Halef'le Allah muhafaza mahşere gideceklerdir. Cenab-ı Hak bizleri onlarla haşretmesin. Cenab-ı Hak beş vakit namazını kılıp مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber, haşrolunacaklarla beraber bizi haşreylesin inşallah. Evet, beş vakit namazını kılan bir kişinin saadet-i dereyine ulaşması kolayıdır. Hem dünya saadeti burada, hem ahiret saadeti buradadır. Allah öyle buyuruyor. اُتْلُ مَا اُحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. Ey Muhammed, sana indirmiş olduğum kitabı oku. وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ. Beş vakit namazını kıl. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Çünkü namaz bir kalkandır değerli kardeşlerim. Namaz insanı hayasızlıktan, kötülükten muhafaza eder. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ. Allah'ın zikri ne büyüktür. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. Allah yaptıklarımızdan haberdardır değerli gönül dostlarım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla evet değerli kardeşlerim dua edelim bolca. Ya Rabbi bizi ve bizim evlatlarımızı beş vakit namaz kılanlardan eyle, secde edenlerden eyle ya Rabbi diye bu duayı çokça yapmamızdan fayda vardır. Değerli gönül dostlarım, bakın Allah Resulü ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. مَنْ تَوَدَّأَ بِمَاءِ الْجَارِ وَسَلَّ خَلْفَ اِمَامَ الْقَارِ فَقَدْ اِسْتَحَقَ رَحْمَةَ الْبَارِ. Kim akan tertemiz bir suda abdestini alır ve ardından da alim ilmiyle amil bir hoca efendinin arkasından da namazını kılarsa bari olan Cenab-ı Hakk'ın rahmetini hak etmiş olur. Namaz kılan Allah'ın rahmetinde buradan istifade edecek. Ahirette de onun rahmetinden istifade edecek. Allah kendi rahmetinden hem dünyada hem de ahirette istifade eden kullarından eylesin. Allah Celle Celaluhu hadisi kutsi'de ya İbni Adem acibtu limen eyqana bil mevti keyfet yefrah. Ölümü biliyorsunuz, nasıl ferahlısınız, nasıl sevinçli olabilirsiniz. Ve acibtu limen eyqana bil hisabi keyfe yecme'ul mal. Hesabın geleceğini, hesabın görüleceğini biliyor ama mali nasıl toplarsınız?
وَعَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالْقَبْرِ كَيْفَ يَدْحَكْ. Evet değerli gönül dostlarım, kabrin kesin olduğunu, kabra varacağını bildiği halde nasıl gülersiniz? وَعَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالْآخِرَةِ كَيْفَ يَسْتَرِعْ. Ahirete gideceğini bilen bir insan nasıl sevinçli olabilir? وَعَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالدُّنْيَا وَزَوَالِهَا كَيْفَ يَتْمَئِنُّ اِلَيْهَا. Dünyanın gideceğini bilenler zail olacağını, helak olacağını bildiği halde dünyaya çok tatmin olan kişilerin haline taaccüp ederim. وَعَجِبْتُ لِمَنْ هُوَ عَالِمٌ بِاللِّسَانِ جَاهِلٌ بِالْقَلْبِ. Diliyle alim, kalbiyle cahil olanların haline taaccüp ederim. وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَتْهُرُ بِالْمَا وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٌ بِالْقَلْبِ. Kendini suyla temizleyen bedenini, kalbini de ibadetle temizlemeyen haline taaccüp ederim. وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِعُيُوبِ النَّاسِ وَهُوَ غَافِلٌ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ. Başkalarının ayıplarını, günahlarını araştırır ama kendisini unutanın haline taaccüp ederim. وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَ مُطَلِّعٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَعْصِهِ. Rabbinin kendisinin bütün her şeyine mutali olduğunu, haberdar olduğunu bildiği halde Rabbine nasıl isyan eder? İşte namaz kılmayan bir kişi Rabbine isyan ediyor. Rabbinin emirlerini yerine getirmeyen bir kişi Rabbine isyan etmiş oluyor. Allahu Teala'nın yapma dediği günahları işleyen Rabbine isyan ediyor. Gelin bu isyanlarımızda dönüş yapalım. Gelin Rabbimizin emirlerine itaat edelim. Onun Habibi edibine, Hazreti Muhammed Mustafa'sına itaat edelim ki hem dünyamız saadet olsun hem de ahiretimiz saadet olsun. Evet, her zaman yaptığımız gibi bugünkü sohbetimizi de kısa bir dua ile kapatalım inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. اللهم نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. تُب علينا تُب علينا. يا ربي bizi ve evlatlarımızı beş vakit namaz kılanlardan eyle. Dualarımızı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasına ilhak buyur ya Rabbi. Onun duası hürmetine bizim dualarımızı da kabul eyle. Evlatlarımızı vatanına, milletine, memleketine, anasına, babasına hayırlı evlatlardan eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı da fitne-i ahir-i zamanın bütün fitnelerinde, kötülüklerinde hifz-i muhafaza eyle. Evlatlarımızı salih eyle, Kur'an'a hadimkar eyle, ümmeti Muhammed'e hadimkar eyle. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize davalar, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Takabbel minna bi hürmetil Fatiha. Evet değerli günün dostlarım, haftaya inşallah Saadet Darin programı yine 18'de Perşembe akşamı olacak. Hepiniz inşallah Allah'a emanet olun. Saadet Darin programını kaçırmayın. Kanal 5 ekranlarından ayrılmayın diyoruz. Allah'a emanet olun.